Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce depreminin anma törenine katıldı o da. Afetler için alınan önlemleri anlattı. Kentte çeşitli temaslarda bulundu Soylu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ağustos gecesini yaptım. İstanbul'daki evimizde balkonda uyumuş. Bir taraftan bir tarafa nasıl her şeyin gittiğini gördüm. Rahmetli annem, babam hep beraber evin bir tarafında buluştuktan sonra hemen koşarak aşağı indik. 17 Ağustos depreminde yaşadıklarını anlattı. Bu yılın afet yılı ilan edildiğini söyledi. Bu yılı afet eğitim yılı ilan ettik. 42 milyon vatandaşımıza temel afet eğitimi verdik. Hedefimiz yıl sonu itibariyle 51 milyondu. İnşallah onu yakalayacağız. 12 Kasım Düzce depremi anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet kemeri simülatör aracına bindi, çocuklarla sohbet etti. Bakan Soylu, AFAD mobil uygulaması tanıtım programında uygulamayı test etti. Bu uygulamada acil çağrı yapabiliyorsunuz. Eğer konuşamıyorsanız yaralıyım diye mesaj atabilme kabiliyetiniz söz konusu. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Oradaysa hedefinde ana muhalefet vardı. Neyin hesabını soracaksın bize? Sen PKK ile koyun koyuna girmişsin. Onun hesabını mı soracağız? Tayyip Erdoğan'a neyin hesabını soracaksın? PKK'yı tükettin. Onun hesabını mı soracaksın? Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesap